Kişi bana şu mansur dualarda okuyurken inşallah sihir onge tasir kılmıyor. İnsan ge bir sihir tasir kılışı var. Bu hak narsa. Fakat onu doğrusu ikinci başımız. İnsan ge sihir kılıngan bosa, onge ilmi amal kılıngan bosa, onu iki kılı yolu var yetişliydi. Bundan kurtuluşluydu. Bittiyse kurtuluş ne kadar şey var. Assalomu alaykum, Kavsar TV'ning ilmga chanqoq obunachilari. Olayotgan ilmlaringiz bundan da ziyoda bo'lsin. UzMigrant Servis sizga o'zining xizmatlarini tanishtirib o'tadi. Agar sizga Rossiyaga yoki boshqa davlatlarga eng arzon narxlarda avia biletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Va shu bilan birgalikda bizda deportatsiyani eng ishonchli tarzda tekshirish xizmati ham bor. Deportatsiyaga zaprat bo'lgan bo'lsangiz, qachon kim tomonidan qo'yilganligi, nima sababdan qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlarni to'liq tekshirib, onlayn tarzda barcha ma'lumotlarni WhatsAppingiz orqali tashab beramiz. Avia biletlarni ham hech qanday hech qayerga bormasdan uyingizda o'tirib sotib olishingiz mumkin. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر Alloh azza va jalla Baqara surasida siz bilan bizga quyidagi oyatlarni marhamat qiladi. Va Sulaymon davridagi shaytonlar, jinlar aytgan narsalarga ergashdilar. Sulaymon kofir emas edi, balki odamlarga sehr o'rgatgan shaytonlar kofir edi. Bugungi suhbatimizning mavzusi sehr. Alloh taolo mana shu oyatni davomida marhamat qilib aytadi. Va Bobildagi Xorut va Morud nomli farishtalarga tushirilgan narsalarga ergashdilar. Holbuki u farishtalar biz faqatgina fitnamiz. Ya'ni odamlarni aldab imtihon qilish uchun yuborilganmiz. Bas biz aytgan narsalarni qilib kofir bo'lib qolma demasdan turib hech kimga hech narsani o'rgatmas edilar. Sehrni kelib insonlarga o'rgatgan bu Alloh taoloning Xorut va Morud ismli farishtalari ekanligi quyidagi oyatlardan ma'lum bo'ladi. Inson bir ta'jubga tushishi mumkinki Allah sehrni o'rgatgani farishtalarni o'zi jo'natganmi? O'zi buni kufr deb turib, shirk deb turib, farishtani sehr o'rgatgan deb yuboradimi deb insonda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Ha, mumkin. Alloh taolo insonlarni imtihon qilishlik uchun, odamlarni sinovlarga uchrashlik uchun balolaydi. Alloh azza va jalla kimni kasallik bilan sinasa, kimni sog'lik bilan sinaydi. Kimni boylik bilan sinasa, kimni kambag'allik bilan sinaydi. Alloh taolo mana shu Bobil shahrida yashayotgan kishilarni sehr bilan imtihon qildi. Mana shu yurtlarda sehr nihoyatda bir avjiga chiqqan edi. Farishtalar kelib, mana shu ikkita Xorut va Morud ismli farishta insonlarga sehr o'rgatishdi. Lekin o'rgatishlikdan oldin har bitta odamga ogohlantirish berdiki, biz olib kelgan narsani o'rganishlik bilan Allohga kofir bo'lasan. Ya'ni oxiratdan kuyib ketadi shu ish bilan deb aytib turib, shunda rozi bo'lganlarga keyin o'rgatildi. Ulardan nimani o'rganishdi insonlar? Bu o'shalardan Xorut va Moruddan er xotinning o'rtasini buzadigan narsalarni o'rgandilar. Lekin ular Allohning iznisiz hech kimga zarar yetkaza olmaydilar va hech foydasiz, bilaks zararli narsalarni o'rgandilar. Axir Allohning kitobi o'rniga sehrni almashtirgan kimsalarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q ekanini bilgan edilar-ku. Jonlarini naqadar yomon narsaga Ya'ni oxiratdagi mahrumlikka sotganlarni bilsalar edi. Bu ikki farishta nimani o'rgatdi odamlarga? Yo'q narsani boy qilishni o'rgatmadi, kambag'alni boy qilib qo'lishni o'rgatmadi, ko'zi ko'r odamni ochib qo'lishni o'rgatmadi. O'rgangan narsasini bor yo'g'i shu bo'ldiki, o'rgangan narsasi er xotinning o'rtasiga sovuqchilik solib qo'yishi bor. Yoki bir odamni ikkinchi insonga chiroyli qilib ko'rsatib, uni qalbini u bilan ovora qilib qo'yishlikdan oshiqcha narsani o'rgana olmaganligini Alloh taolo mana shu oyatda bayon qiladi. Sehr o'zi nima? Sehr bu agar bizni soddaroq tilimiz bilan aytadigan bo'lsa, ko'z bo'yamachilik. Sehrgar hech qachon bir moddani boshqa bir shaklga kirgizib qo'yishi mumkin emas. Sehr moddaga ta'sir qilmaydi. Ro'parasida turgan bir
Cisimni yo'q qilib qo'yganligini ko'rasiz, yoki bir boshqa narsaga aylantirib qo'yganligini ko'rasiz bir sehrgarda. Bu aslida hiyla, bu kiz. Hech qachon moddani o'zgartirib yo'q qilib qo'ya olmaydi. Bu ko'z bo'yamachilik. Qur'ondagi eng katta kelgan qissa Musa alayhissalomning qissasida mana sehrgarlar bilan Musa alayhissalom o'rtasida bo'lib o'tgan mana bahsni eshitganmiz ko'pchiligimiz. Har bir payg'ambar o'zini zamonasida o'zini qavmiga yuborlar ekan Allohning risolati bilan. Shu payg'ambarni haqiqiy payg'ambar ekanligiga dalil bo'lsin deb Alloh azza va jalla mo'jizalarni bergan. Mo'jiza bu inson bolasi qo'lidan kelmaydigan, odatda yo'q bo'lgan ishlarni paydo bo'lishligi. Mo'jiza faqat Alloh tomonidan sodir qilinadi. Ya'ni ana shu dengizni bo'linishligi, qo'lini Musa alayhisalom qo'yniga solib chiqarganda quyoshda yorug' bo'lishligi bu mo'jiza, bu sehr emas. Haqiqatan shunday bo'lgan, lekin sehr bu narsaning aksi. Insonlarni faqat ko'zini baylashlik xolos. Musa alayhisalom davrida bu qavm o'rtasida sehr nihoyatda bir avjiga olgan edi. Qarab turadigan bo'lsak, Isa alayhisalomga berilgan mo'jizalar bu ana shu peslarni davolashligi, muhovlarni, ko'zi ko'r kishilarni ko'zini ochishligi va to'rtta o'rinda o'lgan insonlarni tiriltirganligi bu Isa alayhisalomga berilgan xos mo'jiza bo'ldi. Nimaga aynan tabobatdan berildi? Chunki Isa alayhisalom zamondoshlari tabobatda nihoyatda bir yuksaklikka, cho'qqilarga chiqqan edi. Payg'ambar albatta ular yetib kelgan cho'qqidan yuqori bo'lgan mo'jizani ko'rsatishligi lozim bo'lardi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Quraysh qavmi, arablar she'r yozishlikda nihoyatda bir taraqqiy topgan xalq edi. Arab shoirlari, arab she'rlari nihoyatda bir katta ma'nolarni ozgina so'zlar bilan jamlab qo'yish imkoniyatiga ega edi. Sahobalardan ba'zilari mana ba'zi rivoyatlarda keladi, Kavsar surasini qog'ozga tushirib, Ka'batullohga kelib qo'yadi. Go'yoki bu ya'ni shunday narsani yozish qo'lingizdan kelsa yozinglarchi. Alloh taolo ana shu payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam Rahmon ismli bir bola o'rgatyapti bu Qur'onni. Qo'li bilan yozib berayotgan narsani o'qiyapti degan da'voni qilganlarida Alloh taolo ularga shunday bir chaqiriq qilib, agar qodir bo'lsanglar, mana shu Qur'on suralaridagi 10 ta surani keltiringlarchi dedi. Ular javob berishmadi. Bitta sura keltiringlar dedi. Mushriklar yig'ilishdi. O'zlarining ichidagi eng kuchli bir shoirini, so'zga usta bo'lgan kishi qalami o'tkirini bir xonaga olib kirib qo'yishdi. Bir haftalik yoki bir oylik ozuqasi bilan eshikni yopib qo'yishdi. Biroq bezovta qilmasin, Muhammadning so'ziga bir javob yozsin. Bir haftadan keyin eshikni ochib qarasa, hamma yoqqa bir qator yozilib, g'ijimlab irg'itib olgan qog'ozlar bilan to'lgan xona boradi. Arablar shoirlikda usta bo'lgani bilan Qur'onga javob bera olmadi. Iso alayhissalom zamonidagilarda qilayotgan ishlardan Iso alayhissalom ishi ustun keldi. Musa alayhissalotu vasallam zamonida sehr rivojlangan edi. Alloh taolo mo'jizani berdiki, bularni sehrlarini yutib tashladi. Firavn oldiga bordi, qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshdagi yorug' chiqdi. Asosini yerga tashladi va haybat ulkan ilonga aylandi. Firavn buni ko'rdi, sehr dedi. Xuddi shunga o'xshagan sehrni biz ham senga ro'bora qilamiz. O'zini yoshligidan tanlab olinib, sehrga o'rgatilgan 40 ta sehrgarni olib keldi. Agar Musoni yengib berishsa, ularga bir katta bir mukofotlar borligini va'dasini qildi. Va'da qilingan kunda Musa alayhissalom mana shu 40 ta sehrgar do'parasi turar ekan, ular bilan mana bahs yuritildi. Qachonki ular falamma ja'a as-sahara qala lahu Musa alqu ma antum mulqun. Qachonki ular qo'llaridagi narsalarni tashlaganlarida bu arqon, asolar ilonlarga aylanib qolganda Musa dedi: "Mana shu sizlar qilgan ish sehrdir. Albatta Alloh uni botil qilur, zero Alloh buzg'unchi kimsalarni o'ylamaydi." Qalu alqu falamma alqa saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja bi sihrin azim. Bu tashlagan narsalari, qo'lidagi asolari, iplari, qamchilari yerga tushgan paytda bu odamlarning ko'zini sehrladida, ularga shunday bo'lib tuyuldi. Hammasi qo'rqib ketdi. Vajal bi sehrin azim. Büyük sehr qilishdi. Musa alayhisalom bu sehr dedi. Alloh buni botil qiladi dedi. Alloh taolo Musa alayhisalomga qo'lidagi asoni tashlashni buyurdi. Tashladi, bitta qo'ymay haligi narsalarni yutib tashladi. Sehrgarlar o'zlarini ishini sehr ekanligini bilishar edi. Musa alayhisalomniki sehr emas, mo'jiza ekanligini ham bilishdi-da 40 tasi teng sajdaga tashlanishdi. Chunki sehrgar odamlarni boshini aylantirayotganligini
Ularda közünü şamalat kılıp közünü balayken özü biladi. Sehir hiç kaçan hakikat bo'lganmas. Hop, sehir qanday günah. Sehirde hozirgi kunda qanday turlari bor. Mana aytdik bu sehir Alloh taoloning farishtalar tomonidan yuborgan imtihon edi. Fitnasi edi. Zamonamizda mana shu sehrni nimaligini bilmagan, dinidan, shariatidan xabari bo'lmagan ba'zi bir kishilarni baxshilarning eshigining tagida qator chizib turganligini ko'ramiz. Hech qaysi odam baxshiga borar ekan, men baxshiga boryapman demaydi. Sehrni bir turinishi, turishi, ko'rinishi shirk. Nimaga unaqa demaydi desiz, baxshiya men baxshidan demaydi-da. Oldiga Qur'on qo'yib qo'ygan bo'ladi, avzu bismillah bilan boshlaydi, namoz o'qish kerak deydi va hokazo deydi-da, o'zini baxshiligini yashiradi. Dinidan bexabar bo'lgan odam albatta bularning hilasiga tushib qoladi. O'zi avlon bor, ishi yurishmagan, baxti ochilmagan, yoki bir shifo topolmayotgan odamni shularda oldiga borishligi dinidan bexabarligini bitta belgisi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar, ijtanibu sab'a mubiqot. Halokatga olib boruvchi 7 katta gunohdan saqlaninglar dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qolu ya Rasululloh, va ma hunna? Ya Rasululloh, u gunohlar qaysi gunohlardir so'radi sahobalar. Qolu alayhi vasallam, ash-shirku billah va sihr va qatlun nafs allati harramalloh illa bil haqq va aklu riba va aklu mal al yatim va tawalla yawm az-zuhuf. وَقَزْفُ الْمُصَنَاتِ الْغَافِلَةِ الْمُؤْمِنَاتِ İnsanı halaketke alıp baradigen yetide günah, bu Allah'a şirk yıldırış, sihir, Allah öldürüştüğünü haram kıyken nafsını öldürüş, sukurli kılış, yetimli malını yiyişlik, vatan himayesi için bulayken cengden kaçışlik ve gafile, pakize bulayken mumun ayarlarını tuhumat kılıp buhtan kılışlik, napakliği davetleştik. Bana yetide günahı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge sana bitarken birincisi şubhasız şirk, orkasından ikinci zikir kılınırken sihir değil yaptı. Bana şu sihir bilen şugulanırken ki sihirge karab yürüyken adamlar sihirge barışlıydı, bahşige barışlıydı. Bu arağı çıkan daka ya ki zina kılıp sütkoli kıyken daka fakat günahdır oylaşadı. Ya buna kalmaz. Arağı çıkan adam arağı çıkan payette imanı çıkıp duradı. Kayıp daka tavaksı imanı kaytip geledi. Sutxo'liqqa odam tavoqsa qaytadi. Millatdan chiqarib olmaydi bu ishlar. Lekin sehrgarga borishlik, munajjimni, kohinni tasdiqlashlik Muhammad sollallohu alayhi vasallamga kelgan risolatni inkor qilishlik bo'ladi. Kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Sehrgarni jazosini sahobalar ijmo bilan bo'yniga qilich urishlik deyishgan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Abu Dovud rivoyatida hadis Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim mana sehrgarlikni, baxshilikni kelajakdan bashorat berishini turlardan bittasi hozirgi kunda munajjim bashorati deb qo'yadi, chiroyli qilib. Garoskop deb qo'yadi. Ya'ni mana oydan mana oygacha tug'ilganlarni garoskopi mana ndaqa deydi-da, ertaga deydi yoki bo'lmasa keyingi haftaga garoskopingizni ko'rib qo'ying deydi. Xullas chiroyli gaplarni gapiradi-da, o'zi ishonmaydi musulmon odamga. Abulaqatdan biladi deb qo'yadi, lekin orqasidan qiziq o'qib qo'yadi-da bu qator. Qani nima deydi ekan? Keyingi hafta sizga bir iqtisodiy tomondan mo'maygina daromad tushadi, fursatni g'animat biling desa, ana shu chola savod bo'lgan, ehtimol mustahabni bilmaydigan bitta ahmoqni gapga kirib turib, keyingi hafta fursatini poylab turadi. Birodarlar, millatdan chiqarib yuboradi bu narsa. Bunga muhmal qarab bo'lmaydi. Baxshiga borishlik, kohinni tasdiqlashlik, ularni gapiga ergashlik bu ayni shirk, ayni kufr hisoblanadi. O'sha munajjimni o'zini qarang-da hayotini. Agar keyingi haftada bo'ladigan ishlarni xabarini rost biladigan bo'lsa, sizga o'sha munajjim bashoratini qilib o'tirmay, zo'r yashamaydimi o'zi? Yoki uni shu baxshini oling. Sizni bergan 50 so'm, 60 so'm pulingizga qarab o'tirganligi o'zini ustida umuman hech narsaga qodir emasligini bitta dalil emasmi? Alloh azza va jallaga suyanishni bilmagan, kimdan so'rashni, kimdan qo'rqishni bilmagan kishilar, ming afsus bo'lsin, mana shunday odamlarga borib turib, qul bo'lib qoladi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis Imom Ahmad rivoyati. Talasatun la yadkhuluna al-jannata. Mudminu xamr, qatiyur rahim va musaddiqu bis-sihr. 3 kishi jannatga hargiz kirmaydi. Aroqxo'r odam, qarindosh urushchilik aloqalarini uzgan kishi hamda sehrgarni tasdiqlagan kishi. Ya'ni mana ishni qilib qo'ysangiz, ishlaringiz yurishib ketadi.
Mana tikanni ilib qo'ysangiz, yuzga kelayotgan ko'zlarni qaytaradi. Mana taqani qoqib qo'ysangiz, yuzga omad keladi. Mana shu sehrgarlikni, baxshilikni shirkda bir ko'rinishi. Bir qarab qo'yinglarda. Hattoki yosh bolachalarimizni qo'liga alhamdulillah bir 10 yilda bu yoqda e'tibor berayotgan bo'lsalar ko'zmoncha taqishib o'lib ketdi. Eslanglarda 10 yil burun undan ettaroq bor edi. Agar shu ko'zmonchoqni chiroyli bir ziynatda taqib qo'yganida mayli edi. Lekin shu ko'zdan nima qiladi deyilgan? Alhamdulillah, bizi xalqimiz mana shu masalada shirk yoki shariat man qilganligini bilib qoldiki, bu narsalarda hech kim nima qilmay qo'ydi. Shu savdosi o'lib qoldi o'shalarda. Abu Hurora roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis, Imom Nasoiy rivoyati. Kim tugun chigib turib, shunga dam solsa dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, tahqiq sehr bilan shug'ullanibdi. Kim sehr bilan shug'ullangan bo'lsa, shirk keltiribdi dedi. Va min sharri naffasati fil uqod. Ana shu tugunlarga dam soladiganlarning yomonligidan panoh so'rayman deb Alloh taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuryapti. Shunday deydi ya. Tugun chigdi dam soldimi? Demak shu odam sehr qildi deyapti Payg'ambarimiz. Shu odam shirk keltirdi Allohga. Mana aytdik, hech qachon u baxshi yoki bo'lmasa shu sehrgar men baxshiman demaydi, oldiga Qur'onni qo'yadi va hokazo. Xo'p, qanday qilib ajratib olamiz? Avvalo borishlikka kelsak, insonga bir sehr ta'sir qilishi bor. Bu haq narsa. Faqat uni dorisi ikkinchi baxshi emas. Insonga sehr qilingan bo'lsa, unga ilmi amal qilingan bo'lsa, uning ikki xil yo'li bor yetishlikda. Undan qutulishlikda. Bittasi xuddi shunaqa baxshiga borishlik. Ya'ni shu ishni qilayotgan odam aytadiki, bormang bu baxshi ekan deb aytsa shu qarindoshingizga, men yomon niyatda bormayapman deydi. Men birovda cho'loq bo'lib qolsin, birovda o'lib qolsin deb bor ekan, e'tibor beringlar, atrofimizda bor bu narsa. Men o'zimni bola-chaqamni nima qilyapman deydi? Himoya qilish uchun boryapman deydi. Sovuqni sovuq kesmaydi bu yerda. Siz yomon niyatda borasizmi, yaxshi niyatda borasizmi, kohinni tasdiqladingizmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam toifaga kirib qolasiz. Bu sehrni qaytarishning ikkinchi yo'li bu Alloh azza va jallaning Qur'onidan o'qishlik, ma'sur duolar, ma'sur ruqiyalar, tasbih tahlillar. Shu narsa bilan bu narsa hal bo'ladi. Kishini boringki o'sha dam soldirgani bordi deylik endi. Shu ro'parasida turgan odamni baxshi yoki baxshimasligini ajratib olishlikda ulamolar ba'zi bir belgilarini, ba'zi bir maslahatlarni aytishadi. Ya'ni siz borib dam soldirgan bir qorakez bo'lsa, yoki bir otinchiz bo'ladigan bo'lsa, shuni baxshi yoki baxshimasligini quyidagi alomatlardan bilib olishingiz mumkin deydi ulamolar. Baxshi bo'lgan odam kasal bo'lgan odamni sochidan ozgina xil qilib kelinglar. Ro'molchasini olib kelinglar, kiyimini olib kelinglar, suratini olib kelinglar va hokazo. Shuni so'raydi. Shu baxshiligini bitta belgisi. Keyingi belgilardan. Tushunarsiz bo'lgan yozuvlar bilan uch burchak, to'rt burchak qog'ozni bukib tahlab, buni bir joyga solib yuring deydi. Alomatlardan bittasi shu deydi ulamolar. Kasal bo'lgan odamning ismini so'raydi, otasining ismini so'raydi, surishtiradi. Tushunarsiz bo'lgan kalimalarni aytib, dam soladi. Va siz kasalingizni aytmasdan turib, burundan aytib bera olaydi. Falon joydan keldingiz, mana ishni qilgansiz, munday-munday bo'lgan, moncha yil bo'ldi. Shu ham baxshilikning alomatlaridan bittasi. Jinlar bilan bo'layotgan aloqaga bitta bir dalil bo'ladi bu narsa. Keyingisi, bir narsa beradi, olib borib tutatib yuboring deydi, yoki kuydirib yuboring deydi, yoki suvga oqizib yuboring deydi. Buni qoraga bergan deydi. Ichkarida cho'ntagiga nima qiladi? Solib yuradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisiga ishonmaydi. Ey bolam, agar so'rasang Allohdan so'ra, suyansang Allohga suyan, butun ummat senga yaxshilik qilamiz deb jannatdan tursa, Alloh yozganni oshcha yaxshilikni qila olmaydi. Butun ummat yomonlik qilaman deb jannatdan turgan bo'lsa, Alloh yozganni oshcha yomonlik qila olmaydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurilgan, kitob yopilgan desa, Payg'ambar alayhissalomning so'ziga ishonmaydi, lekin bu yerga baxshini bergan chapaloqqagina qog'oziga ishonadi. Bu kamoli bu odamni zalolatga botganligining bir belgisi. Ba'zi o'rinlarda bu baxshilar falonaqa hayvon olib keling deydi, kattaroq keling deydi, tovuq olib keling deydi, qo'y olib keling deydi, hayvonni zakas qiladi. Mana shu ham sehrgarligining alomatlaridan bittasi deydi ulamolar. Ba'zida sehrgarlar yana shunday belgilardan bir hafta yuvinmay turing deydi. Bir oy yuvinmay turing deydi. Birodarlar, ad-dinun nazofa degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Islom poklik dini. Inson bir oy yuvinmasdan yurishligini tasavvur qilib ko'rmaysizmi? Bu nima alomati bu?
Bu sehir alameti. Çünkü Müslüman kişi bu kolunu yuvmasından, mustahap kılmasından, öki gusül kılmasından burada betiye karıştıydı, tasavvurgen sığdıramıydı. O başka halklar hacat kebarı kesen oturup akatını yoradı kolunu yuvmasından. Su dişlerdi metürün değişliği gibi buradalar. Bilmedim yani de bir tabip kebarı ses, cesedizge su teyse bana kesel, ziyadat kesel, başka mesele. Biz bahşeler hakkı da yapıyoruz. Bana şu alametler, bahşeme alametler. Şimdi şu adamın bahşi emasligini bilgileri, birinciden eğer şu damsalıyken adam Kur'an ayetlerini okuyken olsa, malum bugün suralarda okuyken olsa, bu bahşemez. Kesel bu okuyken adamı, onge damsalışıydan burun, namaz kal, namaz kalmasligini soruyordu bahşi bulmayan adam. Namaz okuyorsun mu dedi, namaz okuyun. Namaz oku Allah'dan sonrası Allah şifa verir dedi. Kesel bugün adam eğer ayol kişi buladıyken olsa, bahşini singeri yalnız kalıp oturmuyordu. Bu hılvat haram. Namahram bo'lgan bir erkak va ayolda o'tirishligi harom. Agar baxshi bo'lmaydigan odam bo'lsa, xilvatda qolishini xohlamaydi. Akangizni, kuyovingiz yoki o'ziga mahram bo'lgan erkakni bilib olib kelib o'tiring deydi. Baxshi bo'lmagan odam tabiblarda tashxisini so'raydi. Baxshi bo'lmagan odam agar biror sizga tumor yozib bergan bo'lsa, biror narsa bergan bo'lsa, olib chiqib irg'iting deydi. Chunki bu narsaning shirkligini bu odam yaxshi biladi. Hamda dam solib bo'lgandan keyin bu odam sizga tasbih tahlilda, Qur'on tilovatida, zikrda bo'lishini tavsiya qiladi. Mana sizlarga ba'zi bir baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni belgilari. Shariat islomiya insonga sehr ta'sir qilishligidan avval qilib yurish kerak bo'lgan ishlarni tavsiya qiladi. Bu mana shu Alloh taolaning jamiki harom qilgan narsadan tiyilishligi, namoz o'qishligi, har namozda ketidan oyatlar kursini o'qishlik mana shu sehrni qaytaradigan amallardan. Uxlashlikdan oldin o'qishlik oyatlar kursini. İhlas surası, muavvazatayn suraları, bu namazlarda keyin, bomdod ve hususan şom namazlardan keyin mana shu ikkita surani okup insan özge dam salışlıgı sehirde qaytaradigan işlerden. Ana şu sehirge taalluqli bo'lgan bir qancha bir oyatlar bor. Dualar, Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huves semiul alim. Kişi mana şu mansur dualarda okup yürürken, inşallah sehir unga ta'sir qilmaydi. Endi insonga şu işlerde kıyandan kendim sehir tasa kılışı mümkün mü? Mümkün. Mümkün. İnsanlı içige cin ya ki sehir ya ki bir şeytanlı kirişliğini koridorları buladı. Şuradan bittesi. İnsan bir nesadan katta korkup getken payıda zayıflı halatı payda buladı dedi ulamalar. Ve içige ana şu sehir ya ki cin kirişliği ihtimali var dedi. Yani bitti yolu insan içige necasatta ötüşlüge. Bu kıl buladı mı? Tırnağı buladı mı? Haddi nazar. Şu nasıl insan içine öterken, cindi içine kirişliğe, sehirge, robora bolşeke bir sebep açılıp buladı. Çünkü kattalarımız başındaki yoğudur. Tırnağı ne o bir çeke daha al. Şimdi yoksulken çıralı yapar bugün, özü aslı bu şeriattan bugün. Bizi ürfada katarda kapkalı olurken. Tarikus şeytan ile kalb-ı başar. Şeytanlarını, cinlerini, insanda kalbiye kirişliğinin yolları bu gazap. İnsan cahil qilib turgan paytda yo'l ochiladi deyiladi. Bir narsani qattiq xohlab turgan paytda, shahvat oldida inson hasad qilar ekan, uning ichiga yo'l ochiladi. Ochiqcha qorinni to'qligi ham insonni ro'barosida shayton bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Biror bir amalga xaris bo'lishlik, ta'magirlik. Agar bu ular hammasini yig'ishtirib kelib xulosa qilib aytsak, inson qanchalik Alloh man qilgan ishlarni ko'p qilar ekan, uni himoya qobig'i shunchalik nafizlashib ketadi-da. Ko'proq boshqalardan ko'ra sehrga ro'baro bo'lishligi, ta'sir qilishligi osonroq bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana Oysha onamizdan qilingan rivoyat muttafaqun alayh. Hammamiz bilgan ikkita sura. Qur'onda oxirgi ikkita surasi Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yahudiylar sehr qilishdi. Rasulullohga ta'sir qildi. Dunyoviy ishlarda ba'zilarini qissa qilmagandek qilmagan bo'lsa qilgandek bir yangichlik paydo bo'ldi. Dunyoviy ba'zi ishlarida. Ya'ni bir ayoli bilan bo'lgan bo'lsa bo'lmagandek, bo'lmagan bo'lsa bo'lgandek, ba'zi ovqatni yegan bo'lsa yemagandek va aksincha bo'ldi. Shunda Alloh taolo payg'ambarimizga bu narsani ta'sir qilishligi albatta siz bilan bizga bir ibratki, Alloh taolo payg'ambar aleyhissalomning hayotida shunday ish sodir bo'lsa biz nima qilishimiz kerakligini misolini ko'rsatib qo'ydi. Aytdik, insonga sehr qilingan bo'lsa, uni chiqarish yo'li ikkita. Bittasi xuddi shunga o'xshagan bitta baxshiga borishlik yoki Alloh taolo o'rgatgandek Qur'on bilan davolanishlik.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızı getirip verirdi. Kaç vakti ki ben uklardım, ayak damanımda bitti kişi geldi, baş damanımda bitti kişi geldi. Baş damandaki ben ayak damandaki yablaşı yaptı. Bu kişi gene mi oldu? Bunu size cevap veri yaptı. Şimdi sihir kılınken. Kim sihir kılınken? Falancılar. Hayırge sihir kılınken? Falancı adı kudukka tügün tügüp yine sayılıyken dedi. Ne kısa yakışık oladı dedi. Bana şuna sen abdest etse. Ve bana şu ikide sure nazır buldu. Kul a'udhu bi rabbil falak ve kul a'udhu bi rabbin nas. Bana şu suralarda okuyup insan özüge korganını kayın kovalarken bu sihir inşallah tasar kılmıyordu. Yani katarlarımız bu zamanımızda köçede kartta açı oturgenler var. Taş deri oturgenler var. Tasbihleri uşak oturgenler var. Bunlar hamması bana şu sihir cümlesi gekeredi. Biz ertekken münaccim başarat emaçlardı cümlesiden. Bu şirk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e opgegen narsaga insanını kafir kıladı, milletten çıkarıp yuvaradı. Allah subhanahu ve teala bu şirkten, bu sihirden özü panah verişini soruyemiz. Kişkine gemir ilanımız var. Bana masjidimiz kuruldu. İnşallah bana kurulu yaptı yani bazı işleri. Albatta her bitti bir masjidde özü yarışı kım çıkımları buladı. Bana ayda ahireyken şunca bir hareket kıldık. Lekin şunu etmeseyi bulmasak yani. Böyle sopsu var. Koravlu var, sveti var, gazı var, başka akım çıkımları var. Şu nesilge indi, buralarlar, doğru şu nesiller. Adi ibn-i Hatam-ı Talib r.a. haytardı. Kıyamet günü de sizlerden bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le hadis. Muttefakın aleyhi hadis. Roparasıge Allah da Allah'dır roparasıge gelip duradı. Ortada burada tercüman bu miydi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oyun tamamı yakaladı işine sana topluydu bu kişi. Çap tamamı yakaladı işine sana topluydu. Roparası da cehennemi topladı Resulullah. Özüylerdi bana şu cehennemden yarım da hurma bulan bosuyam ihtiyat kuvalıyorlar dedi. Buralarla biz masjidde abadançılığa birerken biz bu özümüz için böyle yapıyoruz. Esimizden çıkmasın. Bir adıyan bosuyak tibun nefs. Nefsimizi bir pakize halatta yüreğinden çıkarıp verelik. Bu özümüz için Allah da aladı ünlü abad buluşu için. İmam Ahmet etkendik. Mumunlu kıyamet günüdeki başıdaki sahibanı bunun sadakası buladı. İmam Bahakaya dedi. Özüylerge şükürleken rızkı barakatlı ikvaliler bergen sadakatıyla bilen dedi. Yahya ibn-i Mazur Raziyat dedi, yeryüzünde tağlardan kör ahırra bugün bir dana var. Bu insanını pakize kalbinden çıkarken sadaka danası dedi. Demek buradalar, mescidimizi sarfacatı ki az yine bir silahı muruvatıyla kereyi buladı. Şuna sen inşallah isten çıkarmıyorsunlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.